Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Üstelik evde bulunan malzemeyle kolay ve pratik bir şekilde yapacağınız çok lezzetli bir tatlı. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine öncelikle oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağı ilave ediyorum. Üzerine 2 adet yumurtanın tamamı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı pudra şekeri, bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ilave ediyorum ve malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay bardağı irmik ilave ediyorum. Tam bu aşamada 1 çay bardağı Hindistan cevizi eklemem gerekiyordu fakat unutmuşum. Hamuru yoğurduktan sonra Hindistan cevizini eklemiş bulundum. Kamera kayıtta değildi. Açıklama bölümünde tüm malzeme listesini yazacağım. İrmikle de karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unun büyük bir kısmını ilave ediyorum. Ve içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Ve spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Kulak memesi kıvamında olacağı için öncelikle spatula ile karıştırıp daha sonra da elle yoğurma işlemine başlayacağım. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra artık spatulayı çıkarıyorum ve elle yoğurma işlemine geçiyorum. Kalan unu da ekledikten sonra hamuru 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Toplamda bu tarif için 3 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüsü 200 ml. Hamurdan bir parça alıp sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak bir kıvamı var. Hamuru bezelere ayırma işlemine başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçaları alıp elimle yuvarlıyorum ve tabağa yerleştiriyorum. Hamurların tamamını bezelere ayırıyorum. Hamuru toplamda 28 eşit bezeye ayırdım. Tatlımıza hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Bu şekilde her evde bulunan bir maşa kullandım. Bezenin ortasına gelecek şekilde maşayı bastırıyorum. Daha sonra da hamurun alt kısmına şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik ve keyifli bir tatlı. İlk hamurumuza şeklini verdikten sonra kenara alıyorum. Ve hamurların tamamına aynı işlemleri yapıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamurların tamamına şekil verdikten sonra tepsime yerleştiriyorum. Fırın tepsisini yağlamanıza hiç gerek yok. Hamurumuzda yağ bulunduğu için herhangi bir yapışma olmuyor. Hamurların tamamını tepsiye yerleştirdikten sonra artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında üzeri pembeleşene kadar pişiriyorum. Tatlımız fırında pişerken biz şerbetini hazırlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve karamel kıvamına gelene kadar bekliyorum. Şerbetimiz karamel tadında bir şerbet olacak. Şekerimiz karamel haline gelmeye başladı. Yavaşça karıştırıyorum. Şekerin tamamen erimesine gerek yok. Karamel rengini aldıktan sonra su ilavesi yapmaya başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum ve üzerine 1 çay kaşığı limon suyu ilave edip karıştırıyorum. Şerbeti karıştırırken taşmaması için derin bir tencere kullanmanızda fayda var. Limon suyunu da ilave ettikten sonra ocağın altını orta ateşe alıyorum ve 5 dakika kaynamasını bekliyorum. 5 dakikanın sonunda şerbetimiz hazır. Hemen ocaktan alıyorum. Bu arada tatlımız da fırından çıktı. Toplamda benim fırınımda 30 dakikada pişti. 1-2 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Bir iki dakika bekletmiş olduğum tatlımızın üzerine sıcak olan şerbetimizi ilave ediyorum. Tatlımıza şerbetin tamamını döktükten sonra şöyle bir 5-10 dakika bekliyorum. Daha sonra isterseniz benim yaptığım gibi kaşıkla, isterseniz de tatlıları şerbete ters çevirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra tatlımızı şerbetini çekene kadar dinlendiriyorum. Tatlımız şerbetini tamamıyla çekti. Gördüğünüz gibi şerbetini alınca kocaman oldular. Tatlımı hemen sunum tabağıma yerleştiriyorum. Üzerine de şerbetten 1-2 kaşık gezdiriyorum. Ve artık tatlımız sunuma hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Şerbetini de çok güzel şekilde çekti. Hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Görüntüsü gibi tadı da inanılmaz lezzetli. Şerbetini de çok güzel şekilde çekti. Kıyır kıyır nefis bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şerbetimizde kullanmış olduğumuz şekerin karamelize olarak verdiği tat çok güzel, çok yakıştı. Görüntüsü ve lezzetiyle eminim sizler de çok beğeneceksinizdir. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.